Bu defa nurların galebesiyle ve manevi ile müsaade edilen kitaplarınızı Ankara'nın emriyle size iade etmeleri büyük bir fale hayırdır. Ve Risale-i Nur'un tam serbestiyetine bir vesile olduğu cihetle büyük bir fütuhat ve maslahat-ı nuriye oldu. Elhamdülillahi hâdâ min fadli rabbi. Alil Ali Osman ve Çilingir Ali, Nur'un pek çalışkan kardeşlerimizin tebriklerini ruhu canımızla hem bayramlarını hem leyle-i kadirlerini hem harika ve kıymetli ve çok sevaplı hizmet-i nuriyelerini tebrik ediyoruz ve muvaffakiyetlerine ve mahfuziyetlerine dua ediyoruz. Onlar nur dairesini ebede kadar bir cihette minnettar ettiler. Allah razı olsun. Amin. Ali Osman'ın mektubunda isimleri bulunan kardeş ve hemşirelerimize birer birer selam ve dua ediyoruz ve dualarını istiyoruz. Ve mübarek bir kardeşimiz olan Kazım'ın ruhuna Cenab-ı Hak binler rahmet eylesin ve kabrini pür nur etsin. Amin. Ali Osman'ın mübarek kaleminin bir kerametidir ki, gönderdiği on beş parça rizalecikler, aynı vakitte Konya Medrese-i Nuriyesi'nin iki mühim şakirdi geldiler, aynı o risaleler bize lazımdır dediler, onlara verildi. Ali Osman'a daha geniş bir sahada sevap kazandıracaklar. Umuma birer birer selam ve dua ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Nur'un küçük kahramanlarından Muallim Mustafa Sungur, hem Eflani, hem Safranbolu, hem Kastamonu, hem İnebolu, hem Daday, hem Araç kardeşlerimizin namına bayram tebriki için yanımıza geldi. Biz de onu bir küçük Sait olarak hem size, hem o kardeşlerimize maddi ve manevi bayramlarını tebrik için gönderdik. Ve Emirdağ'ın Süleyman Rüştüsü olan Çalışkan Mehmedi. Siracun Nur'u almak ve harice giden kitapları anlamak niyetiyle İstanbul'a gönderdik. Nurların muarızları her cihetle mağlup olduktan sonra zahiren bize hoş görülmeyen ve hakikaten nurlara daha menfaatli bir plan takip ediyorlar. Güya nurcuların tesanüdünü kırıp bilinmeyecek bir tarzda bazı mühim erkanlarını başka yerlere gitmelerine sebebiyet veriyorlar. Halbuki onların gitmesiyle tesanüt kırılmadığı gibi gideceği yerlerde lüzumları var. Ez cümle, Muharrem'i Tavas'a, Mustafa Osman'ı Karabük'e, Refet'i İstanbul'a gibi. Bazı kardeşlerimizi dağıtmaya sebebiyet veriyorlar. Bu kardeşlerimiz de onlara hissettirmeyerek güya kendi ihtiyarlarıyla gidiyorlar. Hakikat ise hiç ihsas edilmeyecek bir tarzda tesanüde zarar niyetiyle öyle zemin ihzar ediliyor. Hem bir planları da Onların usulünce hapse müstahak olduğumuz halde hapsimize taraftar çıkmıyorlar, aman hapse girmesinler diyorlar. Sebebi birden denizle hapsi bir nur medresesi olmasıyla hem oradan başka hapishanelere gidenler, oraları tenvire çalışmaları, gizli düşmanlarımızı bütün bütün şaşırttı. Onun için hapisten çıkmamıza onlar da taraftar oldular. Hem adliyeler, Risale-i Nur'un hakkaniyetine karşı bir nevi teslimiyetle istikbalde gelecek olan şiddetli itirazdan çekinmek için çekindiler. Keyfi kanunların aleyhimizdeki hükümlerini nazara almadılar. Ve muannit bazı dinsizler, Nur'un hakikatına karşı mağlup olup, inadı terk ettiler. Gizli düşmanlar da, aman hapisten çıksınlar, yoksa hapishaneler Nur medreseleri hükmüne geçecek diye, üç kısım da müttefikan beraatimize taraftar çıktılar. Bu da inayet-i ilahiyenin Risale-i Nur'a verdiği bir keramettir ki, nasıl ki bu asrın en dehşetli üç büyük kumandanlarını korkutup, harika bir tarzda hem Mart hadisesinde, hareket ordusunun başkumandanı, hem İstanbul'un eski harbi umumideki istilasındaki hareket-i milliye sırasında, İstanbul'u istila eden dehşetli ecnebi kumandanı korkutup, bize taarruz edememesi, ve hem Ankara'da Divan-ı riyasetinde en dehşetli reisin hiddetini tarziye çevirmesi gibi üç atliyenin de dokunaklı, şiddetli müdafaata karşı binler bahane tutabildikleri halde hakperestane ve musalahakarane ittifakla beraet kararını vermeleri elbette Kur'an'ın bir mucizi imanevisi olan Risale-i Nur'un bir kerametidir diye kat'i bu gece bir ihtar hissettim ve kaleme aldım fakat gayet müşevveş ve tahsi ve ıslah edilmeden size gönderildi. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Siracun Nur'un biri tamam, biri de bakiyesini iki parça aldık. Yanlışları pek az, hata sevabın küçük cetvelini leffen gönderiyoruz. Saniyen, madem Isparta manevi bir medrese tüz zehradır ve madem o mübarek dershanedeki hükümeti şimdiye kadar mümkün olduğu kadar müsaadekarane davranıyor, ve başta emniyet müdürü olarak takdirkerane risale-i Nur'a bakıyorlar biz oradaki hükümete karşı dost nazarıyla bakıyoruz ne yaparlarsa gücenmeyiniz ve gücenmeyeceğiz hem şimdiye kadar onların bize karşı az tazdikleri neticesinde ehemmiyetli hayırlar olmuş şimdi bir maslahat için bütün bütün serbest olarak her tarafa neşretmek belki sırran tenevveret sırrına münafî olduğundan bir derece ihtiyat tavsiyelerinde bir hayır var salisen, dadaylı ehemmiyetli muallimlerden ve kıymetli nur naşirlerinden Hafız Hasan'ın ve nurcu iki mübarek mahdumlarının Doktor Hakkı ve Hüsnü ve Araçlı Tahir'in ve dadaydaki Fuat gibi kıymetli kardeşlerimizin bayram tebriklerine mukabil, ruhu canımızla hem geçmiş bayramlarını hem nur hizmetinde sebatkârâne muvaffakiyetlerini tebrik ediyoruz ve mektubunu lahikaya geçmek için leffen gönderiyoruz. Rabian, Nur kahramanlarından Refet kardeşimiz, kendi sisteminde gayet ehemmiyetli Abdül Ehad namında bir büyük hocayı, Risale-i Nur'a tam bağlı bir kardeşi İstanbul'da bulmuş. Cenab-ı Hak, ikisini de daima muvaffak eylesin. Amin. Hamisen, bir miktardır hiç görmediğim bir tarzda pek şiddetli bir alaka ile çoktan görmedikleri peder, validelerine hararetli bir iştiyak ile ellerine sarılmaları gibi, 2 yaşından 10 yaşına kadar masum çocuklar, faytonla gezdiğim vakit, beni görünce, aynen öyle uzaktan koşup benim ellerime sarıldıklarının ne hikmeti var diye hayret ediyordum. Birden ihtar edildi ki, bu küçücük masumlar taifesi, bir hissi kablel buku ile, ileride Risale-i Nur ile saadeti bulacaklarını ve tehlike maneviden kurtulacaklarını, belki de içinde çokları şakirt olacaklarını, ve buranın maddi manevi havasına imtizaç edemediğim için, menfilere verilen serbestiyet münasebetiyle, buradan gitmemekliğim için lakayt olan büyüklerin bedeline, bizler nur dairesindeyiz, bizi bırakma, gitme gibi bir mana var, hissettim. Hüve nüktesi Bismihi Subhane Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve ebeden daima çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim, la ilahe illa ve ve kul huvallah'daki hu ve huvallah huve lafzında yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sayfesinin mütalası ile ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde mesleki imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkilatlı, mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle, o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında, eğer tabiata, esbaba havale edilse lazım gelir ki, ya o kapta küçük mikyasta yüzer, belki çiçeklere dedince manevi makineler, fabrikalar bulunsun, veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre, bütün o ayrı ayrı çiçekleri, muhtelif hasiyetleriyle ve hayattar cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de. Emr ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan huve lafzındaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, ahize ve nakileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Veyahut o huvedeki havanın belki unsuru havanın her bir parçasının, her bir zerresi bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bil fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabii yun ve maddi yunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Eğer sani Zülcelal'e verilse hava bütün zerratı ile onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hadsiz küllî vazifelerini Halık'ın izniyle ve kuvvetiyle ve Halika intisap ve istinat ile ve saniinin cilve-i kudretiyle bir anda şimşek süratinde ve huve telaffuzu ve havanın temevvücü suhuletinde yapılır. Yani kalemi kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sayfa olur ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalemi kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben la ilahe illahu ve kul huvallah'daki hareketi fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfesini mütala ederken, bu mücmel hakikatı tam vazı ve mufassal aynel yakin müşahede ettim ve huvenin lafzında, havasında böyle parlak bir bürhan, bir lem'ay vahidiyet bulunduğu gibi, manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid ve huve zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine, bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı mucizül beyan hem ehli zikir makamı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakin ile bildim. Evet mesela bir nokta beyaz kağıtta iki üç nokta konulsa karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak, aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi, intizamını bozup, karışacağı halde, aynel yakîn gördüm ki, huvenin anahtarı ile ve pusulası ile, fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası, hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde, karışmadığını ve intizamını bozmadığını, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek geri kalmayarak intizam ile taşıdığını hem binler ayrı ayrı kelime ayrı ayrı tarzda manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal intizamla gelip çıkıp hiç karışmayarak bozulmayarak o küçücük kulaklara girip o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu acib vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile cezbedarane hal diliyle ve mezkur hakikatin şehadeti ve lisanıyla la ilahe illahu ve kul huvallahu ehad deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor ben aynel yakin müşahede ettim demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti kudreti ve bütün zerrata hakimi mutlak bir hassaları bulunmak lazımdır ki bu işlere medar olabilsin bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez Öyleyse bu sayfi havanın hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin derecesinde bedahetle Zat-ı Zülcelal'in hadsiz gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalemi kudret ve kaderin mütebeddil sayfesi ve bir levh-i mahfuzun alemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. İşte hava unsurunun yalnız nakli asvat vazifesinde mezkür cilve-i vahdaniyeti ve mezkür acayibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini izhar ettiği gibi, unsur-u havainin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafia, ziya gibi sair letaifin naklinde şaşırmadan muntazaman, asvat naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda, bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanında, bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemal intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade-i ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'î bir surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz, camit, cahil maddeler bu sayfî havaiyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim ve her bir zerre ve her bir parça lisanı hal ile la ilahe illahu ve kul huvallahu ehad dediklerini bildim ve bu huve anahtarı ile havanın maddi ciyetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir huve olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu. Mutebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umuma binler selam. Kardeşiniz Said Nursi.